Oh, mis mis. Biliyorsun sen bu işi kızım ya. Evet. Yok, fazlası dokunur. Sağlıklı olsun. Kayınvalidemiz aç kalmasın. Al ye. Sağ ol kızım. Bana kızım deme. Ben senin kızın değilim. O tabak bitecek. Aa, bu ne ya? Köf 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 köf. Aklımı veremiyorum bulmacaya. Ay, laf eder gibi. Bu ne ya kulağımın dibinde? Bulaşık yıkayacağım. Çabuk bitir. Seni bekleyemem. Allah'ım, kalbine merhamet ver. Sen onu bağışla ya Rabbim. Eskisinden sağlam oldu Burhan'cığım. Ellerine sağlık. Nasıl gidiyor işler Kemal abi? Hamdolsun. Eve ekmek götürebiliyoruz ya, buna da şükür. Öyle tabii. Allah bugünlerimizi haratmasın. Dişane nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Allah razı olsun. Benim hanım her ihtiyacını karşılıyor. Güle güle kullan Burhan'ım. Eyvallah, sağ olasın. Şşş, koy onu cebine. Ama abi. Koy dedim. Çocuklar ne yapıyor? Aman ne olsun ya. Okul telaşı ya. Senin oğlan ne yapıyor? Ya bizim de vallahi bu sene üniversite telaşı var. Hiç sorma Burhan'ım ya. Of, uğraşıyoruz vallahi. Hayırlısı olsun ya. Eyvallah. Hadi kardeşlerine selam söyle. Söylerim. Selametle. Selamünaleyküm Mehmet abi. Burhan. Aleyküm selam Burhan. Abi bu böyle olmuyor. Nereye kadar konuşmayacaksınız? Kardeşsiniz siz. Kardeşler arası bir küslük mü olur? Böyle kardeşlik de olur. Abi yanlış anlama da ben Mehmet abi yıllardır tanırım. O kimsenin hakkını yiyecek bir adam değildir. Ne yani Burhan? Yalan mı söylüyorum ben? Estağfurullah abi. Ben öyle demek istemedim. Ama ondan bundan duyduğunuz laflarla birbirinize küsmeniz hiç doğru değil. Ya kocaman adamlarsınız. Oturun adam gibi konuşun. Ben konuşacağımı konuştum. Bütün bunlar hep rahmetli babamın kabahati. Şevket amcayla ne ilgisi var bu olanların? Rahmetli evin tapusunu bunun üstüne yapmasaydı, o şimdi böyle gerili gerili ortalıkta dolaşmazdı. Peki, ne diyeyim? Hayırlı günler. Hadi, eyvallah. Ne o? Beğenemedin mi? Ben sana o tabak bitecek demedim mi? Biraz tuzlu olmuş. Yiyemedim kızım. Eline sağlık. Vay vay. Şimdi de yemek beğendiremiyoruz. Yemezsen yeme. Aç kalırsın. Akşama da nasıl olsa aynı yemekler var. Madem tuzlu olmuş yemezsin. Ben geldim. Karnım aç anne. Yemekte ne var? Bir gün de selam vermeyi öğren ya. Laf anlamaz ki. Kime çektiyse bilmem. Üzerini değiştir, gel mutfakta yemeğini. Anne çok yorgunum ya. Ne olur buraya getir. Of! Evladım, güzel gözlüm. Okulun nasıl? Derslerin nasıl Cemal'im?
Aman babaanne ya, ne okulu ne derse. Babam liseyi bitirmiş de ne olmuş? Ayakkabı boyuyor akşama kadar. Bırakacağım okulu ben. Para kazanacağım, para. Babanın neyi var oğlum? Namusuyla, şerefiyle yaşıyor. O bu kadarını yapabilmiş. Sen çalışır daha iyisini yaparsın. Okusan da kendine, okumasan da. Beyefendinin ayağına servis. Bana bak. Yarım aklım var, onu da kendine sakla. Benim oğluma laf yetiştireceğine kendi oğluna bak. 15 senedir sözüm ona ev alacak da bizi bu cehennemden kurtaracak. Nerede? Kızım, kıymetini bileni her yer cennettir. Burası sizin eviniz yavrum. Ben bugün varım, yarın yoğum. Cennetmiş. Sen de kanatsız meleksin öyle mi? Bizim evimizmiş. Kimi kandırıyorsun? Hani tapumuz nerede? Yok. Niye? Çünkü sen öldükten sonra olacak. Senin de öleceğin yok. Böyle giderse hepimizi gömersin. O nasıl söz kızım öyle? Allah korusun. Allah sıralı ölüm versin. Rabbim sizin acınızı bana göstermesin. Sen de önüne bak yemeğini. Hayatım, sen çayını içerken ben de şunu dikivereyim. Kemal'le karşılaştık. Yüzümü görmemek için başını bile kaldırmadı. Büyüklük sende kalsın. Kaç sene geçti. Bitsin artık bu küslük. Bak ne diyeceğim. Bir akşam çay içmeye gidelim. Dilşah annemle mutlu olsun. Kadıncağız hastalıktan değil, vallahi bu dertten gidecek. Ayağına mı gideceğim ben o ergelenin? Ben bir şey yapmadım ki. Daha küsmüş, dağın haberi yok. Bir şey yapmadığını biliyorum. İyi de nereye kadar böyle devam edecek? Gelip özür dileyene kadar. İnsan abisine hakkımı yedin der mi? Ölsem unutmam ettiği lafları hanım. Hadi hayatım sofraya. Hadi anacığım sofraya. Sen gelmeden önce ben yedim oğlum. Tokum, afiyet olsun. İyiyim adam. Biz anneni aç mı bırakıyoruz? Neyin hesabını yapıyorsun? Ben bir şey mi dedim şimdi? Baba okulun düzenlediği bir gezi var. Herkesten para topluyorlar. Yarın son gün. Benim de götürmem lazım. Gitmesen olmaz mı? Niye gitmeyecekmiş? Benim oğlumun onlardan ne eksiği var ki? Ne kadar istiyorlar? Kişi başı 50 TL. Amcanın oğlu da geliyor mu? Bana ne ondan? Konuşmuyoruz ki biz onunla. Ne demek konuşmuyoruz ya? Sen amcamla neden konuşmuyorsan biz de ondan konuşmuyoruz. Ya ne alakası var oğlum? Siz bize ne bakıyorsunuz? Karışma aslanıma. Durup dururken küsecek değil ya. Vardır bir sebebi. Hayatım tuzsuz olmuş. Şu tuzu verir misin bana? Tatlım, annene dokunuyor ya. O yüzden tuzsuz yapıyorum. Sağ ol hayatım. Allah razı olsun. Benim de şansım kaderim. Of! Koskoca kadınsın. Oturduğun yerden haberin yok. İnsan kalktığı yeri bir düzeltir ya. Ben mecbur muyum arkandan dolanmaya? Kızım ben yapardım. Sen yorulmasaydın. Aman yaparmış. Sen önce git tuvaleti temizle. Pisliğini de ben temizleyemem. Her yeri sıçratmışsın. Ayakta mı yapıyorsun anlamadım ki. Kızım bacaklarım tutmuyor. Oturmakta zorlanıyorum. Aylımı aldım da para vereyim de Kemal'im bana oturaklı bir tuvalet yaptırsın. Tabii oldu hanımefendi. Sifonu da kendi çeksin ister misin? Hay Allah'ım ya. Şakasın herhalde. Ayol şu duvardaki boyayı yaptıramadım ben hala. Ekmek yok yemeğe diyorum. Sen oturaklı tuvalet istiyorsun. Yok. Yok. Benim şansım bu.
Öyle öyle. Şanslı olsaydım burada olmazdım zaten. Bu hamleyle dama yaparım abicim. Evet, selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Bak gördün mü? Hala konuşmuyorlar. Bunlar eskiden ortak değil miydi? Heya ortaklardı. Rahmetli dükkanı bunlara bıraktı. Kemal bir süre sonra ortaklıktan ayrıldı. Aylarca hiç müşterisi olmadı. Ama Mehmet çok insaflı çıktı. Dükkanına kim geldiyse kardeşi ekmek yesin diye elimde iş var. Ben bunu yetiştiremem deyip gelen her müşteriyi Kemal'in dükkanına gönderdi. Tabii sonra da müşteri Kemal'in dükkanına alıştı. Bu sefer de Mehmet abinin dükkanına kimse gitmedi. Aynen öyle oldu. Desene Mehmet abi merhametinin kurbanı olmuş. Oldu ya. Şimdi de Mehmet işler kesat diye dükkanı kapatıyormuş. Baksana elinden kağıt kalem düşmez oldu. Haberi duydun mu? Hangi haberi? Oğlum bütün mahalle duydu, bir senin haberin yok. Mehmet abi dükkanı satıyormuş. Bana ne bundan? Nasıl sana ne Kemal? Abinden söz ediyoruz. Ne iş yapar, ne yer, ne içer bu adam hiç düşünmüyor musun? Merak etme, yapmıştır hesabını. Sen bu kurabiyenin tarifini bana hep yanlış veriyorsun. Ben böyle tutturamıyorum. Herhalde kızım. Kaynanan nerede kız? Aman. Odandan çıkma dedim. Çoktan uyuyup kalmıştır. Nasıl yani? Dilşah anneye oda cezası mı verdin? Bir köşede otururdu. Bize bir zararı olmazdı. Yazık. Yaşlı başlı kadın odaya hapsedilir mi Hatice? Bakıyorum da çabuk unutmuşsun kaynanın sana yaptığı zulümleri. Mezarında ters dönmüştür. İnsan bu kadar kolay unutur mu onca eziyeti kız? Hatice haklı valla. Ne çabuk unuttun. Az daha yuvanı yıkıyordu. Ne oldu işte? Yaptığıyla kaldı. Ben ona hakkımı helal ettim. İnşallah ben de kırmamışımdır kayınvalidemi. Aa, sen hakikaten safsın. Onca eziyeti bana yapacak. Vallahi kafasını bile kırardı. Ay öyle deme kız. Cennet anaların ayağının altındadır. Anaya of bile denmemeliymiş. Allah bizi affetsin. Oh senin anam canım. Bırak onu da kocan düşüyorsun. Oh. Nasılsın, iyi misin Dilşah Ana? İyiyim evladım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi gördüm sizi. Gelin iyi bakıyor maşallah. Bakıyor. Allah ondan da sizden de razı olsun. Hayırdır? Ne oldu? Laf dinlemeye mi geldin? O nasıl söz öyle kızım? İçim daraldı odada. Uyku tutmadı. Size bir bakayım dedim. Aman eksik kalma. İlla burnumdan getireceksin. Baktın işte ne oldu? Başın görmerdi. Allah aşkına çık git bahçeye. Peki evladım. Kalk hadi kalk. Kalk. İyi günler yavrum. İyi günler. İyi günler. Ne diyordum? Kız vereyim mi kurabiyeyi tarifini? Ver ver. Ben de yazayım. Paşa oğluma vitamin olsun. Nar ayıklayayım bari. Mehmet? Mehmet? Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Bugün dükkanı görmeye geldiler. İyi para veriyorlar. Konuştuk adamla, anlaştık. Yarın gelecek devir işlemlerini tamamlayacağız. Neden yaptın Mehmet'im? Mecbur kalmasam satar mıyım? Allah babamdan razı olsun. Dükkana da bu eve de onun sayesinde sahip olduk. Onca yıllık emek bir imza ile uçup gidecek. Ben sana satma demiyorum. Senin bileceğin iş ama keşke acele etmeseydin. Gün doğmadan neler doğar.
Yapacak bir şeyim kalmadı hanım. Neredeyse bedava satıyorum her şeyi. Borç gırtlağa dayandı. Ben yoruldum artık. Bugün dükkan, yarın belki de ev. Şşt, çocuk duyuyor. Hadi hanımlar, ne oldu? Geliyor. Ne bitmez paraymış be. 15 senedir denkleştiremedin gitti. İyi valla. Herkes sefa sürsün, biz sürünelim. Mehmet abin yarın öbür gün ikinci evini alırsa hiç şaşırma. Anana biz bakıyoruz ama anam maaşın yarısını onlara veriyor. Kime diyorum? Onlara değil, Kamil'e veriyor. Ne fark eder? Kamil o evin çocuğu değil mi? Onlara veriyor işte. Ya o para dediğin 3 kuruş zaten. Okul harçlığı yapsın diye veriyor. Hem para onun, kime isterse ona verir. Buna da biz karışacak değiliz ya. Karışacaksın, yok öyle yağma. Alıp ananı karşına konuş. Madem bizde kalıyor, o da koysun elini taşın altına canım. O paranın her kuruşuna bizim ihtiyacımız var. İyi tamam, konuşurum yarın. Aman anne ya. Bu kadar ağır bidonu niye kaldırıyorsun ya? Yorma kendini. Hatice sular. Yorulmuyorum ki oğlum. Meşgale oluyor bana da. Bütün gün evde otura otura dizlerim iyice tutmaz oldu. Sen ilaçlarını ihmal etmiyorsun değil mi? Etmiyorum. Senin bir derdin mi var? De bakayım annene. Yok be anne. Tamam. Ne derdim olacak? Var var. İyi değilsin sen. Senin canın bir şeye sıkılmış. Derdini söylemeyen derman bulamaz oğlum. Canım annem benim ya. Nasıl da elden anlıyorsun? Dükkanda işler hiç iyi değil. Ev için biriktirdiğimiz paradan harcamaya başladım. Durum böyle olunca da Hatice'nin gönlünü edemiyorum. Ya diyorum ki senin aylığına bir süre hiç dokunmasak, ben de açığı kapatsam. Bak oğlum, babanın emeklisi belli. Sen çekip elime sayıyorsun. Benim parayla pulla hiç işim olmaz. Ama ben şimdi Kamil'e verdiğim harçlığı kesersem evlatlarımın arasında ayrım yapmış olurum. Mehmet'imin durumu da seninkinden farksız değil. Abim dükkanı satıyormuş. Sabah işe giderken helallik istedi. Babacığın emanetini satıyor diye pek dertliydi. Peki anne, sağ ol. Evlatlar arasında ayrım yapmazmış. Hmm. Ben sana gösteririm pis mendebur. Hayırlı olsun. Sen de ayrını gör. Sağ olun. Buyur. Görüşürüz. Görüşürüz. Babamın kemikleri sızlıyordur. Hayırdır abi? Adam gözümün önünde dükkanı sattı. Kahvede herkes günlerdir bunu konuşuyor. Ben de sana özellikle söyledim. Dükkan satılıyormuş dedim. Ama sen istifini bozmadın. Baba ya, hadi gari ya. Bu kadar mı para göz olur insan? Bana sormadan iş yapıyor. Nasıl iş anlamadım ya. Sanki baba bir tek onun babasıymış gibi. Kafasına göre iş yapıyor. Para kazandırmıyordu ki dükkan. Sen olsan sen de satardın. Ben satmazdım. Babamın emanetine ihanet etmezdim. Yapma abi, gözünü seveyim. Sen değil miydin babanın vaziyetini hiçe sayıp dükkan ayıran? Bence bu konuyu kapatalım. Kazıdıkça altından hiç hoş şeyler çıkmayacak. Ah. Ah. Ah yaşlılık. Ah. Ah. Hatice kızım. 2 lokma bir şey yiyeyim de ilacımı içeyim yavrum. Zıkkımı kökünü ye. Çok bilmez. İlaçlarını içeme de geberip git.
Nasılsa bir altı yaramıyorsun. Evlatların arasında ayrım edemezmiş. Git o zaman Mehmet baksın sana. Kahvaltını da o versin. Keyfim oldu. Götüreyim bari. Oh. Lay 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 lay. Oh. Anneciğim, hadi kızım. Geldim, geldim. Geldim, geldim. Patlama. Al hadi al. Ay anacığım, yandım, yandım, yandım. Yok bir şey yandım. Yok. Bu kadar da nazlı olma canım. Açlıktan kan şekerin düşmüş. Elin ayağın tutmuyor senin. Gene insanlık bende kalsın. Bir bardak çay daha vereyim sana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustam, yolun başındaki lostura salonunu satın aldım. Merak etmeyin, size rakip gelmiyorum. Ayakkabıcılıktan hiç anlamam. Ben müteahhidim. Dükkanla birlikte binayı komple yıkıp yerine yeni bir iş merkezi yaptıracağım. Hayırlı olsun da bunları bana neden anlatıyorsunuz? Bu sokakta sizinkiyle birlikte 3 dükkana daha talibim. Buranın üzerindeki daireler de bana ait. Usta, uzun lafın kısası dükkanınıza talip. Hayatım. Kahve mi içersin, çay mı yapayım sana? Gel otur. Boşa koyuyorum, olmuyor. Doluya koyuyorum, almıyor. Peki şimdi ne olacak? Ne iş yapacaksın? Evi de satışa çıkardım. Mersin'e gideceğiz. Yeni bir iş kuracağım orada. Her şeyi ayarladım ben. Sen hiç merak etme. İnşa annem ne olacak? Anamı tanımıyor gibi konuşuyorsun. Evinde kalır o. Hiçbir yere gitmez. Biz yine de söyleriz. Gelmek isterse götürürüz. Başımızın üstünde yeri var. İçim hiç rahat değil Mehmet. Bir inat yüzünden. Evimizi, yurdumuzu bırakıp gidiyoruz ya. Allah sonumuzu hayır etsin. Öz kardeşimle aynı bahçenin içinden geçip birbirimizin yüzüne bile bakmıyoruz. Benim içim çok mu rahat sanıyorsun? Daha fazla konuşmaya gerek yok. Hepimiz için böylesi daha hayırlı olacak. Buyur hayatım. Al anneciğim. Aa hayatım. Annenin sağlığını düşün. Dokunur bu saatte. Ben yemeyeyim oğlum. Dokunur belki. Hı. Saat kaçta orada olacaksın? Ya işe gidiyor gibi kalkıp gideceğim. İyi para vermezlerse zaten satmayı düşünmüyorum. Öğrenebildin mi? Abin kaça satmış dükkanı? Ne bileyim ne kadara satmış. Adamlara soracak değilim ya. O değil de kahvede duydum. Evi satıp Mersin'e yerleşecekmiş. Kim var ki Mersin'de? Benim bildiğim askerlik arkadaşı var. Ama onun bu işte parmağı olup olmadığını bilmiyorum. Anana sor. Anan kesin biliyordur. Anne. Abim Mersin'e gidiyormuş. Haberin var mı?
Kime güveniyor? Nasıl gidiyor? Bir şey söyledi mi sana? Kimse bana bir şey söylemedi oğlum. Herkes bildiğini okuyor. Tattım bir tane daha imayı. Oo anacığım kolay gelsin. Değme bahçıvanlara taş çıkartırsın vallahi. Şunları birazcık ayırdım evladım. Köklendirdim de. Anacığım. Bak ne diyeceğim. İstersen sen de gel bizimle. Burada kalmak zorunda değilsin. Ben evimi yurdumu nasıl bırakayım oğlum? Bu yaştan sonra yollara düşecek hal mi var bende? Bir çaresini buluruz be anam. Gerekirse uçakla götürürüm seni. Sen yeter ki kararını ver. Sen kararından vazgeçsen, gitmesen oğlum. Baba ocağını terk etmesen olmaz mı? Olmaz anam, gideceğim. Bu evde kalamam. Çarşıya kahveye çıkamaz oldum. Mehmet işini gücünü yüzüne gözüne bulaştırdı diyorlar. Görüyorsun, köşe bucak kardeşimden kaçıyorum. Bir bahçe içinde küslük olmayana. Gidiyorum işte. Herkes rahat etsin. İnsanların ne dediği önemli değil ki oğlum. Yukarıda Allah var. O biliyor ya yeter. İnsan Allah'ın bildiğini kulda bilsin istiyor. Kemal'imin gözüne perde inmiş. Yüreğini hırs bürümüş. Karısı desen Allah'a emanet. O iyi olsa Kemal'imin gözleri şimdiye kadar kaç defa açılmıştı. Gitme oğlum, kardeşini bırakma. Son verin bu küslüğe. Benim de mi hatırım yok? Sen benim başımın tacısın. Bir tek benim istememle olmuyor ki hanım. Kemal'in hesabı büyük. O aslında bir tek bana değil, rahmetli babama da gücenmiş. Babam evi benim üstüme yaptı diye bunca önce. Maşallah, pek muhabbettiler. Bana gelince mıy 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 mıy. Oğluyla konuşunca da makineli tüfek. Şuraya da bir imza. Bir tane de arkaya. Tabii tabii. O nüshah sizde kalıyor. Hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Görüşürüz. Ayaklarım ağrıdı. Alo? Sen miydin Kemal? Ne oldu, hallettiniz mi? Ne kadar verdiler? Aman iyi iyi. Sakın o paraya dokunma Kemal. O bizim ev paramız, unutma. Allah'ın cezası. Ruh gibi dolaşıyorsun evde. İnsan bir ses verir. Ödümü kopardın ya. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen? Korkacağını nereden bileyim kızım? Bilseydim ses yapardım. Kes sesimi. Ne konuştunuz öyle Mehmet Efendi ile fısır fısır? Gözümden kaçtı sanma sakın. Ana oğul öylesine konuştuk. Öğrenebildin mi bari? Dükkanı ne kadara satmış? Sormadım. Ne biçim anasın sen? İnsan merak edip de sormaz mı kaça sattın diye? Tabii ya. Niye soracaksın ki? Sanki sana mı yedirecekler o parayı? Kemal olsa sorarsın ama. Çatır çatır yiyeceksin ya. Bilmek istersin daha ne kadar yiyeceğini. Etme eleme yavrum. Dünya malı dünyada kalır. Rahmetli bir evi Mehmet'e verdiyse öteki de Kemal'in olsun dedi. Neyi paylaşamıyorsunuz anlamıyorum ki. İki günlük dünyada değer mi küs kalmaya? Sen de yangına körükle gitme kızım. Konuş kızım kocanla. İki kardeş kucaklaşsın da helallik alsınlar. Bakarsın Mehmet evi satmaktan vazgeçer. İki kardeş birbirinin kapısını yine çalar. Yuvamız yine cennete döner. Dünya malı dünyada kalır diyorsun ama sen geberip gitmeden ev bizim üstümüze bile geçmiyor. Ne anladım ben bu nasihatten?
Kocamı yıllardır eşek yerine koymuşsunuz. Ben onun gözlerini açıncaya kadar neler yaşadım. Deli miyim, açtım gözleri tekrar kapatayım? Bir daha bizim işlerimize burnunu soktuğunu görmeyeyim. Çeneni kapat, uslu uslu otur köşende. Hala sana katlanıyorsam gidecek yerimiz olmadığı içindir. Hele şu evi bir alalım. Senden de bu cehennemden de kurtulacağım. Anladın mı? Burası da salon. Ev güzel, ben beğendim. Akşama uygun olursanız hanımla çocuğu alayım, onlar da gelsin baksın. Tabii gelebilirsiniz, evdeyiz. Buyurun. Annem nerede? Temiz hava aldı ya bahçede, uyuyakalmıştır. Gördün mü? Eve alıcı gelmiş. Gördüm. Sattılar mı acaba? Duyamadım. Kimdir bu adam? Neyin nesidir? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Nereden bilelim? Bir bahçenin içinde olacak şey mi? İnadımızı yapıyorlar resmen. Boşver, gidiyorlar işte. Allah kısmet ederse biz de gideceğiz. Ne yaptın? Parayı aldın mı yoksa? Adam yarın getirecek. Bizim de sonunda bir evimiz olacak hanım. Hem de öyle atadan anadan kalma bir ev değil. Kendi paramızla alacağız. Tapusunda bizim adımız olacak. Ay, çok heyecanlandım. İşte tamamdır. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kamile yenge, sen buralara gelir miydin? Dolma yapmıştı. Kokmuştur diye size de getirdim. Kapı da açıktı. Zahmet etmişsin. Geç otur istersen. Annem de çıkar şimdi. Tek başına mı yıkanıyor? Yok canım, yalnız bırakır mıyım? Ben yıkadım. Çıkar şimdi. Geç sen şöyle. Cemal çok sever dolmamı. Ya Cemal çok sever dolmayı. Bayılır. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Saatler olsun anacığım. Sağ ol evladım. Aa, dolma mı yaptın? Ya dolma yapmış. Cemal de çok sever. Sever benim güzel torunum. Ben hemen bir giyineyim de geleyim. Anneciğim ben sana yardım edeyim. Sağ ol kızım. Dolma yapmış. Ay dolma böyle mi yapılır? Ben mi sarayım kalem gibi? Bununkiler dolma kalem. Ne mutlu. Buyur anneciğim. Sağ ol evladım. Çoraplarını da giydireyim anneciğim. Ay sağ ol çocuğum. Aa, anne bu nasıl oldu?
Çok kötü yanmış. Çay döktüm yavrum. Krem sürüyor musun anne? Diş macunu sürdüm. Aman anne, diş macunu sürülür mü hiç ya? Ay ne bileyim kızım. Eskiden hep öyle yapardık biz. Krem gönderirim şimdi ben Kamil'le. Sabah akşam sürersin. Of, çok kötü yapmışsın anne. Sağ ol yavrum, helal et. Helali hoş olsun anacığım, ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın evladım? Üstümü giydirdin, o bana yeter. Allah her işinizi rast getirsin yavrum. Duanı aldım yanacığım, bu bana yeter. Aa, yavrum benim, sağ ol. Ay, dayanamayacağım, biraz hava alayım. Yok üstünü giydirmiş de, yok çorabını giydirmiş de, duasını almış da. Köpeğin duası kabul olsa, gökten kemik yağardı. Pis yalaka. Kız! Serpil kız! Çayı hazırla, geliyorum. Gel gel, bekliyorum hadi. Annem niye öyle erkenden yattı? Hayatım, romatizmaları tuttu. Krem sürdüm, masaj yaptım, yattı. Allah senden razı olsun. Selam millet. Oo, Cemal Efendi. Yüzünü gören cennetlik. Üniversiteye hazırlanıyoruz herhalde baba. Olacak o kadar. Bilardo salonlarında mı yapıyorsunuz bu işi? Haberlerini alıyorum ona göre. Ayağını denk al. Bir daha uyarmayacağım seni. Tamam baba. Uğraşma şu çocukla Kemal. Okuldan eve, evden okula gidiyor. Odasından çıkmıyor, hep ders çalışıyor. Arada nefes alması da lazım. Hele şu sınav kazanılmasın. O zaman sorarım ben size. Bırak sınavı mınavı da. Ne oldu şu dükkanın parası? Keşke yolcu etseydin. Kim bilir bir daha ne zaman göreceksiniz birbirinizi. Gitmeseler de olurmuş. Yakında nasılsa ben de taşınacaktım. Taşının. Siz de taşının. Onlar da taşınsın. Sorun bu değil ki. Sorun birbirinize küs olmanız. Siz kardeşsiniz. Et tırnaktan ayrılmaz. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Kalkıp gitsen, elini öpsen, özür dilesen, ölür müsün be Kemal? Vallahi bu saatten sonra hiçbir şey değiştiremeyiz. Bana söylüyorsun da, o da barışmak için hiçbir şey yapmadı Burhan. Daha ne yapsın? Önce dükkanı sattı, sustun. Evi satışa çıkardı, sustun. Gidip de bir yapma etme demedin. Yazık. Vallahi de yazık, billahi de yazık. Of aman! Kes, çekiver şimdi seni. Gittiler işte. Hem sen kendi haline ağla. Yeni gelecek olan komşularını düşün. 6 tane çocukları varmış. Ya, kafamıza çıktılar. Gidişler olsun da dönüşler olmasın inşallah. Anne hayrola? Abinler gitti oğlum, geç kaldı. Gittiler mi? Akşam gideceklerdi diye biliyorum. Şoför erken gelmiş. Beklemeyelim o zaman, biz çıkalım dediler. Gözü seni aradı. Ağlamamak için dişlerini sıka sıka gitti Mehmet'im. Abi. Bak bugüne kadar sen ne istediysen oldu. Bu defa da benim istediğim olacak. O dükkanda çalışmak istemiyorum. Hakkım olanı ver.
kendi dükkanımı açacağım. Oğlum deli misin sen? Madem kunduracılık yapacaksın, al sana 60 senelik dükkan. Çalış, sana çalışma diyen mi var? Ya senin himayende çalışmayacağım. Herkes hakkını alsın. Ev mevzusuna dönmesin bu meselede. Ev mevzusu mu? Allah Allah. Evle ilgili bir mevzu var da ben mi bilmiyorum ha? Ya konuşmak istemiyorum. Hadi hadi kalkın gidiyoruz. Kemal oğlum, Kemal. Kemal. Ya bırak anne ya. Ortaya bir laf atıp gidemezsin. Devamını getir. Ne olmuş eve? Ya bırak ya. Sanki bilmiyorsun. Zamanında annemi babamı kandırıp evi kendi üstüne yaptırdın. 3 kuruş para verdin diye ev senin oldu. Şimdi sıra dükkana geldi. Hem kasaya ne giriyor ne çıkıyor ben bilmiyorum. Şimdi sen bana hırsız mı diyorsun? Ha? Ben kardeşinin parasına tenezzül edecek adam mıyım? Hiç mi tanıyamadın abini? Ben bu evi kendi ellerimle yaptım. Bana kalsın diye değil. Babamın yükünü hafifletmek için. Babam evi bana bıraktı diye suçlu ben mi oldum yani? Benim evim var da senin evin yokmuş gibi konuşuyorsun. Aşağıdaki ev de senin. Çoluk çocuğun önünde ettiğin lafa bak. Hadi beni üzüyorsun. Peki. Bu kadını üzmeye hakkın var mı? Hı? Yazıklar olsun sana. Ya tamam abi, tamam, tamam. Hayatım, çıkar ırkını da daha rahat masaj yapayım. Hayatım, anneni göndersene. Ona da değişiklik olur, bize de. Nereden çıktı şimdi bu? Abinler gittiğinden beri konuşmuyor benimle. Sanki ben sebep olmuşum gibi bir afra, bir tafra. Ne yapsam memnun edemiyorum. Hem yarın yeni komşular taşınacakmış. Sesten, gürültüden uzak olur. Götür işte. Ben de çok yoruldum. Hayatım. Tamam tamam bakarız. Oğlum. Aman anne ya. Gören de evden atıyor sanacak ha. Gözünün yaşı dinmedi gitti. Ben evimde kalırdım oğlum. Ayaklarımın hiç gidesi yok. Nereden çıktı şimdi bu? Uzatma anne hadi gidiyoruz. Bak, diğer paraları da içine koydum. Aman gözünü seveyim dikkat et. Varımız yoğumuz ne varsa bu zarfın içinde. Bankaya uğramayı unutma. O arabada beklesin biraz bir şey olmaz. Tamam tamam hallederiz. Bak. Oh be, rahatladım. Ay, Oscar'lık oyuncu. Gidişini bir görsen, sanki cenazeye gidiyor. İyi, iyi. Tamam, yarın kahveye gel, kalanını konuşuruz. Alo, Kemal, dönüyor musun? Parayı yatırdın mı? Yatırmadın mı Kemal? Neyse, yemek yemiyorum o vakit, seni bekliyorum.
Bir dediğimi de zamanında yap be adam. O paranın başına bir şey gelirse sorarım ben sana hesabını. Efendim. Polis mi? Ne? Kızım. Kemal güvenim. Kemal. Cennetmiş. Sen de kanatsız meleksin öyle mi? Bizim evimizmiş. Kimi konduruyorsun? Anne, tapumuz nerede? Yok. Niye? Çünkü sen öldükten sonra olacak. Senin de öleceğin yok. Böyle giderse hepimizi gömersin. Dur kızım. O kapıdan çıkma kızım. Gel. Kemal'imin emanetisin. Torunumun anasısın. Onca şeyden sonra, sana yaptığım onca şeyden sonra yüzüne nasıl bakarım ona? Benim içimde bu evlat acısı varken ben her şeyi unuturum. Evlatlar arasına ayrım olmaz. Bu ev Kemal'imin hakkıydı. Anne! Beni affet annem. Hırsımı kurban oldum. Sana etmediğimi bırakmadım. Kardeşleri birbirine düşürdüm. Hiç uğruna hayatı sizlere zehir etti. Sen haklıydın ona. Burası kıymetli ve cennetli. Şimdi cehennem azabından beter azap çekiyorum anam. Sen bana her şeye rağmen merhamet ediyorsun ya anam. Ben kapında kölen olsam hakkını ödeyemem anam. Anam affet anam. Kalk kızım, kalk. Kalk. Anneler affedicidir yavrum. Anneler affedicidir. Mehmet abi başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Abicim başın sağ olsun. Allah razı olsun. Mehmet abi başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Mehmet abi bir bardak suyu çırağı atlarsın. Evlere sığamadım Burhan. İçim yanıyor. Boğazım düğümdü. Haklısın abi. Ani ölüm daha çok yakar. Dayanmalısın. Güçlü olmalısın ki Dişah anneye destek olasın. Anacığım. Ciğerine ateş düştü. Ben de kardeşime doyamadım Burhan. Sen benden daha fazla zaman geçirdin Kemal'imle. Keşke, keşke onun gelmesini beklemeseydim. Ben gitseydim kardeşimin ayağına. Çok pişmanım Burhan, çok. Ah Kemal'im. Ah benim oğlum. Hep Rabbime dua ettim. Sıral ölüm versin diye. Ama alnımıza bu yazılmış yavrum.
gideyim.